O en güzel imam ve önderdir ki Allah onunla hüccetini sizlere tamamlamış ve saadet yolunu göstermiştir. O halde Hakk'ın nuru karşısında gözlerinizi kaybetmeyin ve hidayet yolunu tanımadan batıl kuyularına düşmeyin. Sahr bin Kays Cemel Savaşı'nda itibarınıza gölge düşürdü. Ancak bugün peygamberin evladına yardımda bulunarak o lekeyi silebilirsiniz. Andolsun Allah'a, her kim ona yardım etmezse çocukları zelil olur ve yakınlarını kaybeder. Bilin ki ben savaş için kuşanmış ve zırhımı giymiştim. Şunu da bilmelisiniz ki her kim öldürülmezse nitekim ölecektir ve firar insanı kurtarmayacaktır. Allah sizleri bağışlasın. Sözlerime olumlu cevap verin. Hanzeloğulları söze başlayarak şöyle dediler. Ey Eba Halid! Biz senin yayındaki oklar gibiyiz ve yönelttiğin hedeften şaşmayız. Biz senin kabilenin süvari ve piyade askerleriyiz. Bizi hangi savaşa gönderirsen zafer ve fetih senin olacaktır. Andolsun Allah'a, hangi girdaba atılsan biz de seninle olacağız. Hangi zorlukla karşılaşsan senin yanında yer alacağız. Andolsun Allah'a, kendi kılıçlarımızla sana yardım edecek ve kendi bedenlerimizle seni koruyacağız. Şimdi ne yapmak istiyorsan gecikmeden yap. Onlardan sonra Sa'doğulları şöyle başladı söze. Ey Eba Halid! Senin emrinden çıkmak ve sana muhalefet etmek bizim yanımızda en çirkin ve en kötü düşmandır. Fakat Sahr bin Kays bizi savaş yapmamaya emretmiştir. Bizce en doğru olanı budur. Ve şimdiye kadar da savaş yapmadığımız için izzetimizi koruyabildik. Madem durum bundan ibaret, istişarede bulunmamız için bize mühlet ver. Daha sonra görüşümüzü bildireceğiz. Şimdi söz sırası Temim oğullarındaydı. Ey Eba Halid! Biz senin kabilendeniz ve seninle ant içmişiz. Öfkelenirsen öfkelenecek ve sefere çıkarsan yanında olacağız. Emir senindir. Emret, icabet ve itaat edelim. Yezid bin Mesud Sa'doğullarına dönerek şunları söyledi. Ey Sa'doğulları kabilesi! Andolsun Allah'a, eğer Hüseyin'e yardım etmezseniz, Allah aranızdan fitne ve kan dökmeyi kaldırmayacak ve her zaman birbirinizle savaşacaksınız. Daha sonra Hüseyin Aleyhisselam'a şu mektubu yazdı. Mektubunuzu ziyaret ettim ve emirlerinize itaat etme saadetine kavuşmak için davette bulunduğunuzu anladım. Allah yeryüzünü hayır işleyen ve saadete yönelten birinden boş bırakmaz. Siz Allah'ın insanlara hücceti ve yeryüzündeki emanetisiniz. Sizler pak Ahmedi şecerenin dallarısınız ve kökü de Peygamberi Hatem'dir. Rahat olun ve gönül ferahlığıyla bize gelin. Çünkü ben Temim oğullarını size yardım etmek üzere hazırladım. Şimdi onların sana yardımda bulunmak için olan istekleri, suya doğru koşan susamış develerin suya duydukları istekten daha fazladır. Sa'doğullarını da sana yardım etmeleri için hazırlamış bulunuyorum. Onların sinelerindeki kini, öğütle ve ateşin sözlerle yıkamışım. İmam Hüseyin bu mektubu okuyunca çok sevindi ve onun hakkında şöyle dua etti. Allah kıyametin korkutucu ve ürkütücü gününde seni korusun, aziz kılsın ve susuzluğun doruğa ulaştığı gün seni sirap etsin. Bu mektubu gönderen Yezid bin Mesud, İmam Hüseyin'in huzuruna gitmek ve yardımda bulunmak için hazırlandı. Fakat Basra'dan hareket etmeden önce Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği haberini aldı. Çok ağladı ve çok üzüldü. Yezid bin Mesud, Hüseyin Aleyhisselam'ın mektubuna böyle yanıt vermişti. İbn-i Ziyad'ın kayınpederi olan Münzir bin Carut ise Hüseyin Aleyhisselam'ın mektubunu görünce bunun İbn-i Ziyad'ın bir komplosu olduğunu düşünmüş, mektubu da mektubu getireni de İbn-i Ziyad'a teslim etmişti. Ubeydullah bin Ziyad hiç bekletmeden elçiyi dar ağacına astıktan sonra bir konuşma yaparak Basra halkını
muhalefet ettikleri ve ayaklanma başlattıkları takdirde cezalandıracağını bildirdi ve tehditler savurdu. Ubeydullah o geceyi Basra'da geçirdi ve sabah olunca da kardeşi Osman bin Ziyad'ı kendi yerine bırakarak hızla Küfe'ye yöneldi. Küfe'ye yaklaşınca bineğinden indi ve güneşin batmasını bekledi. Akşamın ilk saatlerinde Küfe'ye girdi. Hava karanlık olduğundan Küfe halkı Hazreti Hüseyin'in geldiğini zannederek birbirlerine müjde verdiler. Ona yaklaştıklarında İbn-i Ziyad olduğunu görüp dağıldılar. İbn-i Ziyad emirlik konağına girerek geceyi orada geçirdi ve sabahın ilk saatlerinde konaktan ayrılıp bir konuşma yaptı. Konuşmasında halkı Yezid'e muhalefet etmekten sakındırdı ve itaat etmeleri takdirinde iyilikte bulunacağı vaadinde bulundu. Müslim'in haniye sığınması. Müslim bin Akil, İbn-i Ziyad'ın Küfe'ye geldiğini öğrenince kendisinin Küfe'de olduğundan haberdar olduğunu ve işine engel olabileceğini düşünerek muhtarın evinden ayrılıp Hani bin Urve'nin evine gitti. Hani, Müslim'i evine aldı. O günden sonra Şiiler onun evine gelip gitmeye başladılar. İbn-i Ziyad da Müslim'in yerini bulabilmek için casuslar görevlendirdi. Müslim'in Hani'nin evinde saklandığını öğrenince Muhammed bin Eşaz, Esma bin Harice ve Amr bin Haccacı çağırarak onlara şöyle dedi. Hani neden bizi görmeye gelmiyor? Dediler ki, bilmiyoruz. Ancak Hani'nin hastalandığı söylentisi de yayılmıştır. İbn-i Ziyad, iyileştiğini duydum. Evinin kapısının arkasında oturuyormuş. Eğer hasta olduğunu bilseydim görüşüne giderdim. En iyisi siz gidin. Bizim hakkımızı zayi etmemesini ve ziyaretimize gelmesini söyleyin. Ben onun gibi Arap büyüklerinden olan birinin benden uzak durmasını ve hakkının heba olmasını istemem. Bu üç kişi gecenin girmesiyle Hani'nin evine gelip şöyle dediler. Neden valiyi görmeye gelmiyorsun? Oysa ki o senin durumunu sordu ve eğer dedi, hasta olduğunu bilsem görüşüne giderim. Hani, hasta olduğum için gelemedim dedi. Cevaben şöyle dediler. İbn-i Ziyad geceleri evinin kapı arkasında oturduğunu öğrenmiş ve görüşüne gitmediğinden dolayı da sana kırgındır. Güç sahibi olan biri senin gibi kabile reisinin itinasızlığına tahammül edemez. Biz seni ant veriyoruz. Giyin kuşan birlikte onu görmeye gidelim. Hani elbisesini giyip bineğine bindi ve yola koyuldular. Emirlik sarayına yaklaştıklarında acı olayların kendisini beklediğini hissediyor gibiydi. Bu yüzden Hisan bin Esma bin Harice'ye ''Ey kardeşimin oğlu, andolsun Allah'a ben bu İbn-i Ziyad'dan korkuyorum. Sen ne düşünüyorsun?'' dedi. ''Andolsun Allah'a amcacığım'' dedi. ''Ben senin açından hiç korkmuyorum ve sen de bu düşünceleri kafandan çıkar.'' Fakat Hisan, amcası Hani'nin İbn-i Ziyad tarafından neden çağrıldığını bilmiyordu. Hani beraberindeki kişilerle İbn-i Ziyad'ın yanına geldi. Ubeydullah bin Ziyad Hani'yi görünce hain kendi ayaklarıyla geldi dedikten sonra yanında bulunan Şureyhi Gazi'ye döndü ve Hani'ye işaretle Amr bin Madi Kerbi Zübeydi'nin şiirini okudu. Ubeydullah bin Ziyad maksadına açıklık getirerek şöyle dedi. Ben Hani'nin yaşamasını istiyorum. Oysa evinde oturmuş benim aleyhimde komplo kuruyor. Hani, ne demek istiyorsun? Dedi. İbn-i Ziyad, sus. Müminlerin emiri ve Müslümanlar aleyhinde evinde dönen dümen nedir? Müslim bin Akil'i evine getirir ve onun için silah ve savaşçı tedarik eder ve komşularının evinde saklarsın, öyle mi? Bunları bilmiyor muyum sanıyorsun? Hani, ben böyle bir şey yapmamıştım, dedi. İbn-i Ziyad, sen bunları yapmışsın, dedi. Hani yine inkar etti. İbn-i Ziyad, kölem Makil'i sesleyin. Makil, İbn-i Ziyad'ın kölesiydi. Müslim ve dostları hakkında pek çok bilgi edinmiş ve birçok sırlarını çözmüştü. Makil gelip İbn-i Ziyad'ın yanında durdu. Hani onu görür görmez casus olduğunu anladı ve şöyle dedi. Ey emir,
Müslim'i ben davet etmedim. O kendisi benim evime sığındı ve ben de reddedemedim. Bu yüzden onu ağırlamak ve korumak benim görevim. Madem bundan haberin olmuş, izin ver gidip evimden çıkmasını isteyeyim ve böylece de yüklendiğim sorumluluktan çıkmış olurum. İbn Ziyad, andolsun Allah'a Müslim'i buraya getirmeden benim yanımdan ayrılamazsın, dedi. Hani, andolsun Allah'a onu buraya getirmem, misafirimi öldüresin diye sana teslim etmem. İbn Ziyad, kesinlikle Müslim'i buraya getirmelisin, dedi. Hani, andolsun Allah'a onu getirmeyeceğim. Bu sırada Müslim bin Amri Bahili şöyle dedi. Ey emir, Hani ile yalnız görüşmek istiyorum. Bu hususta izin aldıktan sonra Hani ile birlikte valilik konağının bir köşesine çekildiler. İbn Ziyad onları görüyor ve yüksek sesle konuştuklarını duyuyordu. Müslim bin Amri Bahili, Hani, Allah aşkına vazgeç, kendi ölümüne sebep olma ve kabilenin başına bela alma. Andolsun Allah'a ben seni ölümden kurtaracağım. Müslim bin Akil bunlarla amca oğludur. Bu yüzden onu öldürmez ve zarar da vermezler. Onu teslim et. Bu sana ne ayıp getirir ne de horlanmana sebep olur. Çünkü sen onu yöneticiye teslim etmiş olursun ve bu da ayıp değildir. Hani, kesinlikle bu rezillik ve alçaklığa düşmeyeceğim. Bana sığınan birini, misafirimi ve peygamber oğlunun elçisini düşmana teslim etmek benim nezdimde rezillik ve alçaklıktır. Oysaki ellerim sağlam ve bir hayli de dostum var. Bu hususta kimse bana yardım etmezse ve yalnız kalsam dahi ölürüm ama onu teslim etmem. Müslim bin Amr, Hani'yi ısrarla yemin vermeye başlayınca Hani şöyle dedi. Andolsun Allah'a Müslim'i teslim etmeyeceğim. İbn Ziyad bunu duyunca şöyle dedi. Onu yanıma getirin. Hani İbn Ziyad'ın yanına getirilince İbn Ziyad yeniden söze başladı. Andolsun Allah'a Müslim'i getirmediğin takdirde başını bedeninden ayırırım. Hani bunu yapmaya kalkışacak olursan evin dört bir yandan kılıçlarla çevrilir. İbn Ziyad, hey zavallı, kılıçlarla mı korkutuyorsun beni? Hani sesinin kabilesi tarafından duyulduğunu düşünüyordu. Ubeydullah bin Ziyad, onu yanıma getirin, dedi. Hani yaklaştırıldı ve Ubeydullah bin Ziyad elindeki çubuk kırılıncaya kadar Hani'nin alnına, burnuna ve yüzüne vurdu. Artık Hani'nin burnu kırılmıştı ve elbisesi kana boyanmıştı. Alnından ve yüzünden ayrılan et parçaları sakalına sarkmıştı. Hani ani bir hareketle nöbetçilerden birinin kılıcına sarıldı ama nöbetçinin elinden çıkaramadı. İbn Ziyad, onu tutun dedi. Hani'yi tutup sürüklediler ve odalardan birine kapattılar. İbn Ziyad'ın emriyle birçok nöbetçi dikildi kapıya. Bu arada Esma bin Harice ve bir görüşe göre de Hisam bin Esma yerinden kalkıp şöyle dedi. Ey emir, sen bizden Hani'yi getirmemizi istedin. Biz de getirdik. Yüzünü parçaladın, burnunu kırdın ve sakalını kanıyla boyadın. Onu öldürebileceğini mi sanıyorsun? İbn Ziyad öfkelendi ve sen de bizim yanımızda kalacaksın dedi. Adam o kadar dövüldü ki sonunda susmak zorunda kaldı. Daha sonra onu da bağlayıp sarayın bir odasına hapsettiler. Başına gelenleri görünce kendi kendine şüphesiz ki Allah'ınız ve kesinlikle ona döneceğiz dedi. Sanki birden saraya girmeden önce Hani'nin söylediklerini hatırladı ve ey Hani şimdi ben öldürüleceğimi sana söyleyebilirim dedi. Amr bin Haccac kızı Rüveyha'nın kocası olan Hani'nin katledildiğini duyunca Mazheç kabilesini toplayarak valilik konağını kuşattı ve bağırarak şöyle dedi. Ben Amr bin Haccac'ım. Bunlar da Mazheç kabilesinin büyükleri ve süvarileridir. Biz ne sultana karşı geldik ve ne de Müslüman topluluktan ayrıldık. Büyüğümüz ve efendimiz Hani'nin öldürüldüğü doğru mu? İbn Ziyad bu olaydan ve söylediklerinden haberdar olunca Şüreyhi Gazi'ye dedi ki git Hani'yi gör ve ölmediğini de kabilesine söyle. Şüreyh gidip Hani'yi gördü ve valiliği muhasara edenlere Hani'nin öldürülmediğini iletti.
Mazheç kabilesi Şüreyh-i Gazi'nin sözüyle yetinerek darıldı.